Evet, bu dersimizde mangal oyununu tanıyacağız. Mangal oyunu nasıl oynanır? Zehra ile mangal oyununu oynayacağız. Zehra sınıfımızın bu ayın mangala şampiyonu. Öncelikle tebrik ediyoruz kendisini Zehracığım. Hemen mangal oyunumuza geçelim. Şimdi mangal oyunumuz bildiğiniz üzere Türk zeka oyunu. Önceden bizim atalarımız bu zeka oyununu oynaya oynaya geliştirmişler ve bugünümüze kadar gelmiş. Ben de çocukluğumda bu oyunu oynuyordum fakat kurallar biraz farklıydı, şu anki gibi değildi. Biz mangal oyununun kabul edilen en son şekliyle oynayacağız. Şimdi mangal oyunumuzda iki tane sağ tarafta hazine kutumuz olacak. Burada bana ait kısımdır bu taraf. Bu kısım ise rakibe ait olan kısımdır. Biz mangala taşlarımızı buradaki dörderle dizdiğimiz mangala taşlarımızı buradan alıp amacımız buraya en fazla biriktiren oyunu kazanacak. Şimdi mangala oyununda başlayacak olan kişi öncelikle taş kağıt makas yaparak başlıyoruz ve oyunumuzu da oynaya oynaya anlatalım. Hazır mısın Zehra? Hazırım. Hadi. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Evet, Zehra başlıyor. Evet, mangal oyunumuzda son taş kendi hazinemize düştüyse oynama hakkı yine aynı rakipte oluyor. Yine Zehra devam ediyor yani. Evet. Eğer kutuda tek taş varsa bir sonraki kutuya atarak ve rakibe geçer sonra. Şimdi ben başlıyorum. Ben de şimdi son taşım kendi hazineme düşecek şekilde buradan dağıtmaya başlayacağım. Burada bizim için en mantıklı olan şurasıdır. Neden? Çünkü en son buraya taşı düşürebileceğim nokta burasıdır. Düşürdüğüm için sıra yine bana geçti. Evet, şimdi sıra sana geçti. Evet, bir kural da, onu da gösterelim hemen, bir diğer kuralımız. Eğer kendi bölgemizde boş kutuya düşürdüysek ve bunun karşılığı rakibimizdeki kutunun hangisi doluysa eğer, ikisini birlikte alırız ve kendi hazinemize atarız. Ve sıra rakibe geçer. Şimdi sıra bende. Mangalamızdaki bir sonraki kuralda yine karşı rakibi çift yaparsam oranın hepsini alırım. Şimdi ben taşlarımı buradan alıyorum ve dağıtmaya başlıyorum. Buraya düştü. Buraya hemen sayıyorum kaç taş varmış. 3, 6 taş. Çift olduğu için 6. Buranın hepsini alırım. Sıra ise rakibe geçer. Sıra yine bende. Yine son taşım rakibin alanına düştü. Hemen son taşıma bakıyorum. Kutusunu kaç yapmışız? 2 yapmışız. 2 çift olduğu için bunu da alırız ve rakibe geçer tekrardan. Evet. Şöyle güzel bir hamle yaptı Zehra hemen. Buradaki tek olan taşını yan tarafa atmak zorunda. Tek olduğu için, kendi alanına bırakamayacağı için buradaki iki kutuyu da karşılıklı olarak alır ve kendi hazinesine ekler. Güzel bir hamle yaptı. Şimdi sıra bana geçti. Eğer 6. basamaktaysak burada ve tekse son basamağımız yani son kutumuz, bunu hemen buraya atabiliriz. Sıra yine bize geçer. Ben de yine bunu buraya atarak rakibin karşıdakine bir beraber iki kutuyu da alırım. Evet, sıra bana geçti. Evet, burayı çift yaptığı için aldı.
Yine son taş kutuya gittiği için sıra bana geçti. Mangal oyununda bu tarz yerlerde kaldıysanız eğer geriden başlayarak buradakini bitirmeye çalışın. Eğer kendi bölgenizi ilk başta bitirirseniz sayıyı fark etmeksizin rakipteki bütün taşları alırsınız, kendi hazinenize eklersiniz ve doğal olarak oyunda birçok taş kazanıp kendi kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Bu yüzden geriden öne doğru gidiyorum şimdi. Evet Nazlı, Zehra, kazanır mısın sence, kaybedecek misin? Gidişat neye gösteriyor? Bilmiyorum acaba. Ben çok önemseyerek oynamadım Çin açı. Bakalım. Sanki ben daha avantajlı gidiyorum. Şuradaki taşların dizilişi de önemli. Şimdi ben burada 5 tane taş görüyorum. Bunu dağıttığım an sıra bana birkaç kez geçecek. Şimdi izleyelim. İşte bu geriden başlamanın en büyük avantajı bu. Geriden taşları toplayarak buraya getirirsek. Şimdi bunu da attım. Burasını 3 yaptım tekrar. Yine böyle yaptım. Sonra bunu çektim buraya. Sıra sende. Evet. Ben de bunu hemen kendi bölgeme attım. Evet. Evet, sıra yine bende. Buraya çektim. Evet, şimdi sıra bana geçti. Bir taşım olduğu için bunu buraya attım. Benim bölgemdeki tüm taşları bitirdiğim için rakibin de kalan iki taşını kendi hazineme eklerim. Şimdi yarışmamızı kimin kazandığını tespit etmek için sırasıyla taşları kendi hazinemize, kendi alanımızdaki kuyulara dizeriz. Dörderli olmak şartıyla. Taş artan kişi doğal olarak yarışmayı kazanmıştır. Evet, tabii bu bir denemeydi bizim için. Zehra gerçekten çok iyi oynuyor. Normalde bu yarışmayı kazanan bir setten oluşmuyor biliyorsunuz. 2 veya 3 set oynanıyor. Biz bir sette bıraktık. İstersen devam edelim Zehra. Bir tane daha oynayabiliriz. Tamamdır. Şimdi de mangalımızı anlatmadan oynayalım bakalım. Ben kazandığım için bu seti benim oynamam gerekiyor. Şuradan başlayalım. Yok, şuradan başlayacağım. Farklı oynayalım bu kez de. Kendinizi yaptığınızı öğretmenim. Evet. 6 tane yaptım ve orayı aldım Nazlı. Zehra. Zehra pardon. Ben de bunu böyle yaptım ve burayı aldım. Hemen şurada 5'i gördüm. 6'yı aldım. 6'ymış evet. Evet. 5 olsaydı çok iyi olacaktı. 6'ını da atalım bakalım nereye gelecek. Onu da şöyle şuraya ekleriz. Orası sanırım 5 olmuş evet. Evet. Burada şöyle bir hamle yaptı. Hızlı yaptığı için Zehra. Şimdi buraya attı ve ikisini aldı. Zehra çok pratiğini geliştirdiği için hızlı oynuyor. Şey pardon. Şuraya atmıştım. 5 oldu orası. Çift yapamadık yani. Evet, ikisini alırsın.
dağıtalım diye düşünüyorum. Eğer taşım çoksa karşı rakibin hazinesini atamadan buradan devam edelim. Buradan son taşım kendi haneme geldi boş yere, o zaman karşıya alırım. Evet, burada bir hamlemizi hemen azalttı taşları sayısını. 2 tane taş alıyordum ben, 3 tane. Zehra 2'ye düşürdü. Doğru, sıra bende. Ama öyle yaparsan... Öyle mi? En azından bir taş alayım yani şu ikisini. He doğru, diğerini de alamıyordun. Evet, şimdi de benim aldım. Kalanlara benim oluyor. Önce benim bittiği için taşım. Bakalım kim yenmiş. Ben yenmişim. Evet, Zehra bizi bu sefer 3 farkla yendi. Tebrikler Zehra. Bir dahaki oyunda görüşmek üzere. Berabere bitti artık. Tebrikler.